Münazarat 62. Her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima suret haktan görünür yahut batılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için üstün zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın. Mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız. Bana reddediniz, gönderiniz. İman, inanç kalbe ait bir sıfattır. Kelam ilminin iman kalp ile tasdik dil ile ikrardan ibarettir tanımı bu meseleye işaret ediyor. Kulak, göz, dokunma hissi, akıl, vicdan ve diğer duyguların hepsi kalbe veri akışını sağlayan alet ve vesilelerdir. Nihai kararı, tasdik ya da inkarı yapan kalptir. Bu yüzden kalp kulağa mukaddemdir. Bu paragrafta ehli tahkik olmamız tavsiye ediliyor. Mihenk şeriattır. İslam dinin ana kaynakları, temel ölçüleri Kur'an ve sünnettir. Benim fikirlerim şayet Kur'an ve sünnet ve icmaya uygunsa akıl alıp akıl cebinize koyun. Çok yok uygun değilse geri bana iade edin buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri.